ise o su var ama bizim için yok demektir. Bunu aklımızdan çıkarmazsak su kaynaklarımızı temiz tuttuğumuz sürece tarımsal sulamaya da yeter, endüstriyel kullanıma da yeter, evsel kullanıma da yeter. Bu nedenle suları kirletmemek en büyük görevimiz olmalı. Tabii suları, özellikle tatlı su kaynaklarını kirleten pek çok etmen var. Bunların başında tabii ki yine insanların kullanmış olduğu gerek tarımsal alanlardaki pestisitler, gübreler ya da endüstriyel kullanımdan ortaya çıkan bir takım iyonlar ya da evsel kullanımdan ortaya çıkan işte plastikler, deterjanlardan kaynaklanan atıklar, bunların hepsi suların kirlenmesine neden olan faktörler. Tabii herkes kendi üzerine düşen görevi yaparsa, işte ben bir tane çöp attım, bir tane şişe attım suyun içine ama işte oradaki yerden, oradaki çöplükten çok daha fazla geliyor gibi düşünce içerisinde olmamalıyız. Çünkü herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması bu çoğalarak daha olumlu bir yöne doğru eğilecektir. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yapmalı, su kaynaklarına çok dikkat etmeliyiz. Plastikler en önemli sorunumuz, özellikle sularda. Çünkü parçalanmaları çok uzun yıllar aldığı için ve bu plastikler de su akımlarıyla okyanuslara kadar taşındığı için, biliyorsunuz bir plastikten oluşmuş bir kıtadan bahsediyorlar. Bunlar da tüm karasal alanlardan gelen akarsularla okyanuslara kadar ulaşan plastiklerin o girdaplara kapılıp belli alanda toplanmasıyla meydana geliyor. Dolayısıyla atmış olduğunuz, suya atmış olduğunuz bir plastik, bir çöp su alır götürür şeklinde olmuyor. Su alıp götürüyor ama size bunun cevabını da verir.